paranı Bodrum'a mı yatırırsın, İngiltere'ye yatırırsın? Biz bayağı aslında üniversite çalışır gibi neyi farklı yapabiliriz emlak alanında? Üretimin ve asıl iş, ekonominin döndüğü bölgelerde emlakta daha çok değerleniyor ve daha yüksek kira oranları sağlıyor. Yaşam zorlaşıyor, hayat pahalılaşıyor. Dolayısıyla insanların ev alabilme imkanları da zorlaşıyor. Çünkü gelir düzeyi azalıyor, ev fiyatları düzenli olarak artıyor. Bu da insanların... Yurt dışında bu kadar zam yapılmıyor maaşlar. Doğru ve İngiltere'de şöyle bir şey var. Yani son 20 yıldır İngiltere'de enflasyon %2'lerdeydi. 3 aşağı 5 yukarı aynı maaşa sahipken 10 yıl önce alabileceğiniz evle 10 yıl sonra alabileceğiniz ev ciddi boyut değiştiriyor. Taner Özdeş Akademi YouTube Söyleşi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Bu haftaki söyleşimizi Your Media Studio'ları yerine Tay Pera'dan yapıyoruz. Burası Debekli Han Sanat Köyü içinde nefis bir mekan. Evet Burak, hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Burak da biz öylesine bir referansın vasıtasıyla tanışmıştık. Fakat yaptığı iş ve kariyeri benim çok ilgimi çekmişti. O yüzden de kendisini size paylaşmak istedim. Evet Burak, biraz kendinden bahseder misin? Ne yaparsın? İlk başta çok kısa tabii. Evet. Ben turizm otelciyim aslen. İstanbulluyum. 2003'te İngiltere'ye yerleştim ve 2004'ten itibaren de orada kendi işimi kurdum. Turizm organizasyon firmam vardı. 2017-2018 gibi de Byte Realty markasıyla Türklere İngiltere'de gayrimenkul yatırımı yaptırmak üzere yola çıktık. Hala daha da... Bu yurt dışında yaşaman, Almanya doğumlusun bir kere. Doğumlu değilim ama çok erken yaşta Almanya'ya gittim. Okula orada başlamıştım. Evet. Sonra Türkiye'ye döndük. Sonra Türkiye'den İngiltere'ye gittik. Gittin ama... Ciddi zaman yurt dışına geçirdim bir şekilde. Evet, yani ömrümün yarıya yakını yurt dışında geçmiş oldu. Evet. Evet. O yani yarısı yurt dışı, yarısı Türkiye'de olması aynen. Sence bir avantaj mı? Tabii. Yani özellikle küçük yaştan itibaren orada olmuş olmak, sonra tekrar buraya gelmek, iki kültürü çok erken yaşta karşılaştırma imkanına ermek, tek bir doğru olmadığını anlamak açısından öğretici olmuş oluyor tabii ki. Evet, şimdi çok enteresan, uluslararası ilişkiler okuyorsun. Arkasından etkinlik şirketi evet. Kuruyorsun. Sonra da gayrimenkul işi. Evet. Evet. Ben özellikle biliyorsun bizim kanalımız birçok gençler izliyor, girişimci izliyor. Buna göre neye göre, yani neye göre bu seçimleri yapıyorsun? Yani hayat mı götürüyor yoksa bunun arkasında bir şey var mı? Bir logic, mantık var mı? Bir hayatın kendi bir akışı var tabii ki. Yani fikre açık olmak. Ben hiçbir zaman, aslında bir önceki sorduğunuz soruyla çok ilgili bu. Yani birçok background'u değiştirdiğiniz zaman ortamınız sürekli değişiyor. 4 yaşında Ankara'dan Almanya'ya gidiyorsun. 10 yaşında Almanya'dan İstanbul'a geliyorsun. Birkaç kere okul değiştiriyorsun. Tabii bu o zaman aslında kendin gibi olma fırsatını da sana sağlıyor. Onu öğreniyorsun. Mekana ya da mesleğe bağlı değilsin. Sensin asıl karar verici. Turizmci oldum. Turizmciliğim beni İngiltere'ye götürdü. Ondan sonra orada o işi yaptım. Sonrasında orada VIP iş yaptın değil mi? Yani etkinlik tabii yapmadın. Biz, çok elit bir seni. Yani VIP. Evet. Yani şöyle biz kurumsal ya da VIP organizasyonlar yapıyorduk. Artı 2008'de İngiltere'de değişen göçmenlik kanunlarıyla İngiltere'de Avrupa Birliği dışından sanatçı getirme lisansına sahip olan ilk Türk firmasıydım. Türk kökenli firmaydım, öyle söyleyeyim. Birçok sanatçının orada konserlerini organize ettik. Sertab Erener gibi Türkiye'nin hani milli sanatçısı diyebileceğimiz çok önemli sanatçılarını bu şekilde orada organizasyonlarını yaptık, konser organizasyonlarını. Ama 2017-2018 gibi de farklı bir arayışa girdim. Pandemi öncesi aslında. Pandemi öncesi evet. Ama 2 yıl biz bayağı aslında üniversite çalışır gibi neyi farklı yapabiliriz emlak alanında? Yani Türklere İngiltere'de gayrimenkul yatırımı söz konusu olduğunda ne farklı yapılabilir? Ne zaman bu Türkiye'nin, Türklerin İngiltere'ye ilgisini biliyorum ki Ankara Anlaşması da vardı. Oradan çok ciddi bir göç aldı. Ama bu gayrimenkul konusundaki ilgi ne zaman başladı? Ben İngiltere'de, yani 2003'ten beri dediğim gibi oradayım, hep vardı. Yani öncesinde ne zaman başladı bilmiyorum ama 2003'te başlamıştı hala hazırda. Bayağı bir Türk yaşıyor Londra'da. Ama son 10 yılda tabii ya çok fazla Türk var. Son 10 yılda çok fazla İngiltere Türk emlak yatırımcılarından yatırım aldı. Bunların büyük çoğu da Londra'da yatırım yaptılar.
Bizim de farklı olduğumuz nokta aslında bu. Çünkü İngiltere'de Londra yatırım yapabileceğiniz en doğru emlak pazarı değil. Karlıdır ama oraya kadar paranızı getirdiğinizde çok daha karlı yatırım bölgeleri vardır. Hani biz de neyi farklı yaparız? İşte o iki yıldaki ön çalışmamız süresinde keşfettik ve o günden bugüne kadar da işte yani Buy to Let olarak bilindiği evet. için. Ama diyorsun karlı bölgeler, bunun dışındaki bölgeler. Evet, yani Londra biliniyor. Dolayısıyla insanlar da uzağa yatırım yaparken yine de bildiğin bir yer duygusunu pekiştiriyor. Evet. Ama aslında İngiltere'de İngiliz profesyonel emlak yatırımcısının ilk yatırımlarını yapacağı yer Londra değil. Ne ismi? Madem Kuzey İngiltere. Kuzey İngiltere. Yani birkaç şehir adı verir misin? Şöyle aslında bir bütün olarak zaten bu yani Liverpool, Manchester, Leeds, Newcastle bu tür şehirler, Birmingham yani genel olarak İngiltere'nin Northern Powerhouse yani Kuzey Güç Bölgesi denilen yani üretimin ve asıl iş ekonominin döndüğü bölgelerde emlakta daha çok değerleniyor ve daha yüksek kira oranları sağlıyor. Şimdi sen söyleşimizden daha önce biliyorum ki İngiltere'de halkı belli bir süreç satın almak yerine kirada oturmuşlar. Bunda da gelirlerinin ev alma yetmediğini bir doğru. Evet. Yani uzun bir süre kirada kalmışlar. Bu hala devam ediyor mu bu trend? Artarak devam ediyor ve Türk yatırı yani her tür emlak yatırımcısı için de en büyük avantaj da buradan kaynaklı. Yani çünkü kiracı pazarı çok büyük. Bunun da temel sebebi şu yani eskiden yani neden daha doğrusu demin daha artarak devam ediyor dedim. Eskiden 30'lu yaşlara gelmeden insanlar ev sahibi olabiliyorlardı. Hmm. Ama bütün dünyada yaşam zorlaşıyor, hayat pahalılaşıyor. Dolayısıyla insanların ev alabilme imkanları da zorlaşıyor. Çünkü gelir düzeyi azalıyor, ev fiyatları düzenli olarak artıyor. Bu da insanların İngiltere'de ev almasını daha da zorlaştırıyor oradaki alım koşulları doğrultusunda. Enflasyon baktım 8-9 civarında Londra'da, İngiltere'de. Kişilerin geliri o oranda artıyor mudur? Artmıyor da bir. Yani çünkü yurt dışında bu kadar zam yapılmıyor maaşlar bir kadar. Doğru ve İngiltere'de şöyle bir şey var. Yani son 20 yıldır İngiltere'de enflasyon %2'lerdeydi. Çok büyük kısmında. Yani %8 dediğiniz daha da zirveyi gördü. En zirve gördüğü yer pandemi sırasında %11. Ve orada da 7 ay kaldı zaten. Dolayısıyla normalinde %2 enflasyon olan bir ülkede dediğiniz gibi zam maaşları öyle düzenli bir zam yapılmıyor. Fakat bu düzenli zam ihtiyaç yok. Çünkü genel yaşam endeksindeki artışlar buna gerek göstermiyor. Fakat elimizde 60-70 yılın verisi var. Her 10 yılda bir ortalama, iyi bir yatırım da değil, ortalama bir konut yatırımı fiyatını iki katına çıkartıyor. Dolayısıyla aynı maaşa, 3 aşağı 5 yukarı aynı maaşa sahipken 10 yıl önce alabileceğiniz evle 10 yıl sonra alabileceğiniz ev ciddi boyut değiştiriyor. O yüzden de 20'li yaşların sonuna doğru ev alabilen insanlar artık 30'lu yaşlara doğru ve 30'lu yaşların peki, ortalarında Türkiye'de, ev alabilir oldular. Türkiye'de gayrimenkul işi yapıyor musun? Ya danışmanlığı? Evet, Bodrum'da yapıyoruz Bodrum. Yavaş yavaş. Evet. Baktığın zaman fırsatlar anlamında ya yatırımcı anlamında paranı Bodrum'a mı yatırırsın, İngiltere'ye yatırırsın? Şimdi Bodrum tabii ki pandemi sürecinde çok ciddi yani hiçbir yerde göremeyeceğiniz inanılmaz artışlar sundu. Ama bu bir dönemsellik. Şimdi yaprak kıpırdadı. Evet aynen öyle. Yani burada işte o yüzden bakın demin ne söyledim 50-60 yıllık 70 yıllık veri var ve bu veriye baktığınızda her 10 yılda bir katlanıyor. Biz İngiltere'de şunu söylüyoruz zaten yatırım açısından. En çok kâr edene sizi yönlendirmiyoruz. Biz düzenli artış gösterecek olan, bugün aldım 7 yıl sonra da hala çok doğru güzel yatırım. Şimdi Bodrum buradan daha nereye gidebilir? Ya bunu sorgulamak gerek. Demin konuştuğumuz süreklilik var mı yani? Tabii yani demin konuştuğumuz olaya geliyor mevzu. İngiltere'deki söylediğimiz. Türkiye'de de insanların gelir düzeyi artmıyor, azalıyor. Ama konutlar döviz bazında artış sağlaması doğru bekleniyor mülk sahipleri tarafından. Doğru. Bu nereye kadar sürdürülebilir? Hani Bodrum'un
Genel olarak Türkiye büyük resminin de ben inanmıyorum. Yani İstanbul, Esentepe bölgesi, Esenyurt bölgesi yabancı yatırımcıdan çok şey gördü bu pasaport mevzusundan dolayı. Normalde Türk vatandaşlarına karşı 100 bin dolar ödenmeyecek evler önce 250 bin dolar oldu pasaport alınabilmesi için. Sonra 400 bin dolar. Evet, Esenyurt'taki emlak ekonomisi yabancı yatırımcılarla şekil değiştirdi ciddi şekilde. Ama Bodrum'un mesela Antalya, Rus pazarı okey ama Bodrum'un böyle bir şeyi de yok. Dolayısıyla siz Türk pazarına hitap ediyorsunuz. Türk pazarında dün 100 kişi alabiliyorduysa bugün o 70'e düştü. Çünkü bırakın alt düzeydeki, orta düzeydeki insanları, Zenginler Ligi'nden de son 2 yılda, 3 yılda orta düzeye düşen birçok insan var. O kitle Bodrum'un alıcısı. Şimdi İngiltere nasıl, yani alıcılar hangi ülkelerden de oluşuyor? Yani, İngiltere alıcıları mı? Kimler orada bu tip yatırımları yapıyor? Şimdi, Türkler çok ciddi bir alıcı kategorisini oluşturuyor. Çinliler, Hong Konglular, genel olarak Uzak Doğu, Hindistan, Pakistan. Buradan çok alımlar var. Amerikalılar da yatırım amaçlı tabii ki. Tabii ki yatırım amaçlı. Anladım. Okey. Burada tabii bir tarafta İngiliz satıcı ve Türk alıcı. Nasıl oluyor? Bir baktığınız zaman İngilizler biraz daha iş odaklılar. Baktığınız zaman daha iş odaklılar. Evet. Türkler daha duygusallar. Böyle ortam, bu pazarlıklar, müzakereler nasıl oluşuyor baktığınız zaman? Şöyle, İngiltere'de genel olarak zaten bir pazarlık, yani bir sıfır konutlar satıyoruz. Çünkü yatırım amaçlı sattığımız için ikinci el ürünlere çok fazla girmiyoruz. Sıfır sattığımız için de bunların zaten ciddi araştırmalarla rakamları baştan belirleniyor. Yani çok cüzi belki pazarlık payları olabilir ama zaten rakamlar belli oluyor ve bu rakamları bir alıcı olarak siz de yani biraz İngilizce biliyorsanız ve internet kullanabiliyorsanız kendi araştırmanızı yapabiliyorsunuz. İngiltere'de %90 alımlar konut kredisiyle, mortgage'la gerçekleştiği için ve bütün ticaret kayıtlı olarak gerçekleştiği için ve bu verilere internette ulaşılabildiği için zaten hani Türkiye'deki gibi ya o mahallede 10 milyona da var, 5 milyona da aynı evden var gibi bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Bu kıyaslamayı yapıp hani alım sürecinizi yani o fiyat size uygunsa başlatıyorsunuz. Alım süreci İngiltere'de çok farklı Türkiye'ye göre. 3-5 hafta çok ciddi kanun ülkesi. Tabii yani 3-5 haftalık bir süreç işliyor. Yani 3 haftada hiç olmuyor genelde. Hani 5 haftayı daha bazen çok daha fazla geçtiği de olabiliyor. Bu biraz da tabii ki süreçte alıcıların da ne kadar hızlı arzu edilen belgeleri sunduğuyla da ilgili. Türkiye'de hiç olmayan bir şey. Mesela alım sürecinin ilk aşamasının emlakla hiçbir alakası yok. Tamamen alıcının parasıyla alakası var. Paranızın kaydını ortaya koymanız gerekiyor. Yani yastık altından çıkmış parayla alım gerçekleştirilemiyor. Alıcı avukatınız oluyor. Biz size bu avukatı buluyoruz İngiltere'den. Ama o avukat sizin avukatınız olduğu halde bile eğer paranızın kaynağıyla ilgili tereddütü oluşursa alımınızı durduruyor. Dolayısıyla alım süreçleri çok farklı. Pazar dinamikleri daha çok farklı. Daha şeffaf anlıklarıyla. Evet. Çok bürokratik. Bunu baştan kabul etmek gerek. Yani İngiltere'de emlak yatırımı yapılabilecek en karlı ve en baş ağrısız yatırımlardandır. Aldıktan sonraki süreçler için. Hem satarken hem kiralarken. Evet, evet. Ama şunu kabul etmek gerek ki alım sürecinde Türk insanı da böyle yani hani bu tür alımlarda daha bir şey sever. Hani biz parasını veririz, birisi koşturur, vizemizi alır, yönetir. Hani burada böyle bir şey olmuyor. Size özel belgeleri toplamanız ve işte tarayarak e-mail yoluyla ulaştırmanız gerekiyor. Banka dökümlerinizi vermeniz gerekiyor. Pasaportunuzun kopyasını vermeniz gerekiyor. Bunları sizden başka yapabilecek kimse yok. Bu süreçler birkaç hafta alıyor. Ondan sonra da alımınız tamamlanıyor. Evet. Peki şey ne oluyor? Bu tabii Türkiye biliyorsunuz çantayla bir para taşıdığımız oluyor zaman zaman. Evet. Orada da bu hani değerinin altını gösterip o tip yani daha asla. Vergiden kaçma. Asla. Yani dediğim gibi avukat böyle bir şey yapmazlar. Yani orada bu, avukatlar devlet namına ciddi bir şey. Yani Türkiye'de avukat derken Türkiye'de avukatlar da avukat var diyoruz yani. Tabii maalesef. Yani İngiltere'de böyle bir şeyle karşılaşma şansınız çok yok. Bu ciddi bir sorumluluktur. Çünkü buradaki mevzu yani etrafından dolaşmaya çalıştığınız mevzu kara para aklamaya giriyor. Kara para dendiğinde de o
Özellikle son 20 yılda dünyada 11 Eylül olaylarından sonra finans terörle çok ilişkilendirildi. Bu bağlamda çok fazla kontroller yapılıyor ve tamamen bu gözden bakılıyor. Dolayısıyla sizin o paranızın, ya işte Türkiye'deki gelenekler gereği 20 yıldır her hafta altın günü yapıyoruz. Artı çocukların sünnetiydi, evet, düğünüydü, bizim düğündü. Çıkartalım şu kadar altın verelim dediğinizde bunun o kültürde bir izahı yok ve düşünecek olursanız oradaki avukat böyle bir referanslandırması da olmadığı için şunu soruyor otomatikman, yani size inansa bile bunun cevabını vermek zorunda ve veremiyor. Evet. Ne malum bu altınların dün gizli yapılan bir uyuşturucu ya da silah satışından gelmediği. Hmm. O yüzden paranın kaynağını belgelemek adına banka dökümleri, işte maaş borcusu, ev satıldıysa Türkiye'deki ev satışınızı bile tam göstermiş olmanız gerekiyor. Hmm. Çünkü ev sattım 10 milyon, bankada var 7 milyon. Ben bu 7 milyonla İngiltere'de ev alıyorum. Ama bankaya girmiş 10 milyon satışta. Hmm. Ama kayıtta 7 bayağı milyon gözüküyor. Yani tabii. Ama bu şöyle, maalesef yani bunlarla uğraşmak istemeyen İngiltere'den ev almasın ama bunlarla uğraşmak istemeyen yurt dışında zaten ev almasın. Çünkü bunların sorulmadığı medeni hiçbir ekonomide yok. Evet. Hmm. O zaman İngiltere'de gayrimenkul işi Türkiye'ye göre daha az riskli. Çünkü her şey şeffaf ve hukuk altında yapıldığı için nispeten... Ya da daha az riskli. Daha az riskli. Evet. Onu demek istiyorum. Daha az riskli. Evet, evet. Daha az riskli. Evet. Riskli değil, daha az riskli. Evet. Onu demek istiyorum zaten. Tabii şöyle, yani şeffaf. Avukatlar yoluyla mesela şimdi Türkiye'de en çok takılınan soru, bir sürü yanlış bilgi var. O yanlış bilgilerin de ışığında insanlar da şöyle şeyler, İngiltere'de tapu yok. Ya İngiltere tapu yok, artık biliyorsunuz Türkiye'de de tapu yok. Nerede çünkü tapu yok? Artık tapu verilmiyor, dijital kayıt. Dijital. Şimdi İngiltere'de bu böyle. Başka sebeplerden dolayı bu bambaşka yanlış anlaşılabiliyor Türkiye'deki alıcılar nezdinde. Hmm. Ama şunu demek istiyorum. Siz bir alımı işte 4-5 hafta uğraştınız, alımınız gerçekleşti. Alım tamamlandığında olay şu, alım sürecinde sizi temsil eden avukat size bir mail atıyor. İşte içinde sadece tekst var. Belki 4 kilobaytlık bir mail geliyor size. Tebrik ederiz. Alımınız gerçekleşmiştir. Hayırlı olsun. Şimdi bundan başka bir şey yok elinizde. Yani bizdeki gibi öyle kenarında çerçevesi olan resminizin oldu. Öyle bir şey gelmiyor. Bizim alıcılarımız da buna çok şaşırıyorlar. Halbuki o sırada başka bir şey var. Süreçte imza aldıkları 10-15 sayfalık bir sözleşme var. Yani bunu bir ticaret gibi düşünmek gerekiyor. Ve tapu yerine o sözleşmeyle aldığınız mülkün şartlarını belirlemiş oluyorsunuz. Yani siz bir ürün satacağınız zaman atıyorum gıda satıyorsanız bunun kalori değerleri de bellidir, ambalaj boyutu da bellidir, hangi soğuk zincirde ne şartlarda getirildiği de. Ev aldığınızda da aslında bu böyle. İngiltere'de buna bakılıyor. Yani bu evin enerji sertifikasyonunun şu olması vaat edilerek inşaatı yapıldı. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ya da bazen 1 yıl boyunca daire içindeki her şeyden inşaat sahibi sorumludur. 10 yıl boyunca binadaki olabilecek tüm işte şu aksiliklerden inşaat firması sorumludur. Bu aslında tapudan çok daha önemli bir şey. Hmm. Ama bizim insanımız tapuya odaklandığı için o sözleşme sanki hiç yokmuş gibi davranıyor. Oysa ki işte orada ticaret evet çok daha şeffaf, çok daha risksiz. Çünkü avukatlar bu süreçte o sözleşmeyi sizin adınıza hukukçu gözüyle tarıyor, üzerinde çalışıyor, düzeltme yapıyor, değişiklik yaptırtıyor ve son halini alınca tamam Taner Bey, alımınızı gerçekleştirebiliriz. Her şey size pazarlama materyallerinde sunulduğu şekilde sözleşmeye dökülmüştür diyor. Ve siz paranızı o noktada avukatınızın hesabına gönderiyorsunuz. Ama avukası bu işte olmuyor mu? Avukat, hayır. Yok, avukat istemiyorum. Mecbursunuz. Ha, mecbursunuz. Evet. Türkiye'deki avukat çok nadir. Alıcı ve satıcı ayrı ayrı avukatları olması zorunda, olmak zorunda. Aynı avukat bile çoğu zaman sigortaları eğer özellikle buna izin vermiyorsa, ki genelde hiçbir avukat bunu yapmıyor, alıcı ve satıcıyı daima ayrı avukatlar temsil eder. Sen konuşmamızda şunu demiştin. Hiç buradan Londra'ya, İngiltere'ye gitmeden bile bir insan çok rahat bir gayrimenkul benim kanalıma alabilir demiştin. Doğru mu? Benim bugüne kadar İngiltere'ye gidip aldığım malı gören müşteri sayım 6 yılda 2 falan. Çok ilginç. Evet. Yani insan görmek ister yani.
Evet ama biz şöyle bir şey, dediğim gibi biz oturmalık evde satmıyoruz çok fazla. Yani bizim sattığımız şu, hani bu da bir tabii ki bakış açısını da değiştirmek gerekiyor. Biz yatırım amaçlı. Aynen. Bakın bizim web sitemizde portföy belki 20 tane varsa 400 sayfa İngiltere emlak haberlerine dair rapor, haber, makale, bülten, bunları yayınlıyoruz. İngiltere matematiğini, emlak matematiğini ve ekonomisini anlatmaya çalışıyoruz. Ve beraberinde de biraz yatırımcı mantığı, hani finansal okuryazarlığa da biraz katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü yatırımlık bir ev aldığınızda işte pencereyi açtım, şu ağacı gördüm, çok güzel. Öbür taraf ne gördü? Duvar gördü. Peki duvar gören ev size aynı parayı verdiniz ama ayda 1000 pound orası kira getiriyor, 800 pound bu getiriyor. Şimdi ama bu çok daha güzel ama siz oturmayacaksınız, o pencereyi siz açmayacaksınız. Orada oturan insanlar oraya 1000 pound vermeyi tercih ediyorlarsa sebebini sor, yani tabii ki sebebini bilin, mutlaka bir sebebi vardır. Ama sizin gönlümden geçen diyeceğiniz şey o değildir. Burası belki aradan geçen bir çizgiyle işte daha iyi okulların olduğu bölge değildir de o duvara bakan evin bölgesi bunu kapsıyordur. İngiltere'de bu daha önemli bir şey. Ya da Türkiye'de tren yolunu görünce tren yoluna yakın biz bunu istemeyiz. Adam özellikle bunu istiyor çünkü zaten bina ses geçirmiyor ama tren yoluna yakın olması istasyona da yakın olması demek oluyor. Bunlara bakmak tercihler gerekiyor. Farklı. Tercihler farklı. Dolayısıyla oturmak için almadığınızdan bir kere doğru soruları sordurtmaya çalışıyoruz. Soruları böyle sorduğunuz zaman da tabii ki güvendiğiniz müddetçe bizim de sizi doğru yönlendirdiğimize o zaman gidip görmenizi gerektiren bir şey yok. Ben hep şunu söylüyorum. Bu bir banka gibi düşünün. Siz bunun içinde oturmayacaksınız. Paranızı veriyorsunuz. Kiranızı faiz gibi düşünün. Hangisi bana daha çok faiz kazandırır? İlave bonusları ne olur? Kaç yıla geliyor? Yani bir yatırım, yani kaç yıllık kira geliriyle eşit oluyor bir yatırım? Şöyle, şimdi Türkiye'de şu anda 30 yılları geçtik TL bazında. Biz Londra söz konusu, herkes Londra'da ya, biz niye Londra olmasın diyoruz. Evet. Londra'da 23-25 yıllarda pound bazında. Elma armut kıyaslaması değil de hani elma elma yapacak olursak bunu, o zaman Türkiye'de 30 yıllardayken TL bazında 23-25 yıl pound bazında demek herhalde 15-18 yıla gelir. TL bazında. Çok iyi. O yüzden insanlar Londra'yı alıyor. Ben de Londra'da yatırım yapmayın demiyorum. O yüzden iyi bir yatırım. Ama Kuzey İngiltere'de aldığınızda 17-18 yıl, maksimum 19 yılda pound bazında paranızı geri alıyorsunuz. Demek ki TL, TL bazında demek ki belki 10-14 yıl içerisinde paranızı geri alacaksınız. Bizim şu anda Huddersfield'da bir projemiz var. Sadece 90 bin, yani 87 bin pound, 90 deseniz bugünkü kurla 4 milyon liranın altında bir para. Türkiye'de hiçbir şey satın almaz size. Öncelikle ne de bu aşağı yukarı minimum yatırım miktarı diye. 4 milyon şu anda. Şu günkü kurla 4 milyon TL, 87 bin pound. Ve buranın getirisi şöyle, 12 yıl pound bazında yatırım dönüş süresi var. Bu bahsettiğim Huddersfield'daki projede 12 yıl pound bazında yatırım dönüş süresi var. Muhtemelen TL bazında yani 5-6 yıl, 7 yılda en fazla kendini ödeyecektir. Bizim 2020 yılında pandemiye tam girdiğimiz sırada benzer bir proje satmıştık. Benzer fiyatlarda Sunderland şehrinde. Orada o zaman 11 yılda pound bazında yatırım dönüşü diyorduk. O alımların gerçekleştiği dönemde pound 8,5 liraydı. 3 yılın sonunda pound 24 liraya geldiğinde o gün 400 bin lira koyarak yatırım yapan müşterilerimiz 3. yılın sonunda Türkiye'de 30 yılda alacakları o 400 bin TL'lerini geri almışlardı bile. İki tane soru soracağım. Bir, risk nedir burada? Risk var nedir? İki, ben bir yatırımcı olaraktan İngiltere'deki bankalardan mortgage kullanabiliyor muyum bir ev almak için? Şimdi şöyle yani birincisi biz Buy to Realty olarak hani 2 yıl araştırma yaptık dedim ya, orada neyi farklı yapabileceğimize ve nasıl yapabileceğimize çalıştık ve Londra'yı özellikle satmıyoruz. Yani isteyene tabii ki Londra'da da satıyoruz ama başka yerler satıyoruz. Neden? Baktığınız zaman Türkiye'de her yerde etkinlikler, organizasyonlar düzenleniyor sürekli İngiltere ile ilgili olarak ama hepsi aynı inşaat firmalarının aynı projeleri. Biz kendi inşaat projelerimizi buluyoruz, doğru yatırım değerine sahip olduğuna ikna alıyoruz, sözleşmelerin doğru olduğuna ikna alıyoruz ve bunu bu şekilde sunuyoruz. Dolayısıyla burada olabilecek bir inşaat, eğer inşaat olarak satıyorsak bunun bitmeme riski olasılığı pek yok.
Mesela son sattığımız projede Leeds şehir merkezinde kazma bile vurulmamıştı buradaki inşaata. İnşaat vaat edildiği tarihte, vaat edildiği inşaat kalitesi ve tasarımla teslim edildi. Şimdi orada mesela güvence ne vardı? Kredi firması ben bunu son çivi çakılana kadar finanse ediyorum demiş. Böyle bir sözleşme vardı arkada. Her inşaatta bu olmayabilir ama firmaların güvenilirliğine de bakıyorsunuz. Bir de İngiltere'de şöyle bir durum var. Yani çok fazla bu tür araştırmaları iyi yaptığınız zaman çok yanlış yapma riskiniz de yok. Çünkü inanın İngiltere'de o kadar çok imara açık arazi var ki o araziyi aldığında bir inşaat firması, genelde de taksitli ödeme pek yoktur İngiltere'de. Yani baştan bir %5, 10, 20 ödersin. Sonra da kalanı ödersin. Dolayısıyla bu kadar imara açık arz azken, arazi arzı, inşaatı %10'ları toplayıp yapmamak, hani dolandırıcılığın da bir matematiği olması gerekir. Doğru, mantığı doğru, yok çok doğru. Fazla. Onun bir de kira işleri olmadı değil mi? Boş kalma riski de yok yani. Evet. Kiraya verme riski de yok yani. Aynen, kiraya verme riski yok. Verememe riski yok. Biz tabii ki orada da sattığımız bütün projelerde ya proje içerisinde bir güvenceli kira sistemi gelebiliyor ya da mutlaka o bölgede o binayı kiraya verecek olan ekipler, acentacılarla sizleri buluşturuyoruz yatırımcılarımızı. Yani sonuçta sen bir zincir içine çalışıyorsun. Yani senin orada ben zinciri oluşturuyorum. Evet, tabii. Tamam. Şeyi merak ediyorum mesela burada Türkiye'deki hukuk sistemiyle İngiltere farklı. Burada iki tane avukattan bahsediyoruz. Bunun arasındaki farklılıklar veya da Türkiye ile mi? Onu nasıl hallediyorsunuz? Uluslararası hukuk mu devreye giriyor o zaman? Tamamen İngiltere hukuku devreye giriyor. Ama yani Türkiye hukuku hiçbir alakası yok. Tabii hiçbir alakası yok. Yani, bazen Türk alıcılarımız koruyamaz. Yani Türkiye'deki Hayır. kanunlar seni koruyamaz. Evet, yani şöyle orada siz bazen şunu diyebilir istiyorsanız ya biz dediğim gibi bütün tedarik zincirini sağlıyoruz ama müşterilerimizin hiçbirini de buna kitlemiyoruz. Yani ben kendi kiralamamı kendim yöneteceğim. Mobilyalarımı kendim tedarik edeceğim. Ne bileyim işte muhasebecimi ya da avukatımı kendim bulacağım dediğinde tabii ki bulabilir. Ama o alıcı avukatının İngiltere'den emlak alanında çalışan bir avukat olması gerek. Türkiye'den bir avukat olamaz. Evet. Türkiye'den avukat ancak sizin o avukatla olan iletişiminizde bir hukukçu gözüyle orada bir dil anlamında da değil ama profesyonel tercümanlık yapabilir belki. Hukuki tercümanlık yapabilir. Ama işi bitirecek olan İngiltere'deki avukattır. Yani, şeye bakın tabii Türkiye'de çalışıyorsun, Londra'da çalışıyorsun. Türkiye'de gayrimenkul danışmanlığı yaptığı temel hata nedir? Senin bir yaklaşım var bu tabii uluslararası iş yapmanın da verdiği bir şey. Ne görüyor? Buraya baktığı zaman Türkiye'de genel anlamda yaptığın zaman burada gayrimenkul danışmanların neyi yanlış yapıyor veya neyi daha farklı yapabilir veya daha iyi yapabilir? Şimdi ben bu soruyu biraz değiştirerek cevap vermek istiyorum. Çünkü yani bu sektörde en çok eleştirilenler hep emlakçılar ve mutlaka da bunun arkasında reel sebepler de vardır. Fakat Türkiye'de emlakçının yaptığı hataya gelene kadar aslında sektörün genelinde problem var. Bir kere kanunda bile emlakçıya zaten komisyoncu diyorsunuz. Yani bu emlakçı da diyoruz. Evet, yani ama kanunda komisyoncu diye geçiyor. Şimdi bu zaten yola çıkmadan o insanı bir algıda ters bir tarafa düşüren bir şey. Asıl problem şu, yani emlakçıya gelene kadar kendimizi sorgulamamız gerek biraz. Siz işte daha önce de söylediğim gibi valizlerle para taşımaya devam ettiğiniz müddetçe, yani sırf emlak sektörü değil, Türkiye'de birçok şeyden şikayet ediyoruz ama bazı şeylerin bizle başladığını da hep atlıyoruz. Yani biz 10 milyona sattığımız evi 5 milyona gösterelim. Alırken de satarken de böyle şeyler yapalım dediğimiz. Tabii kirayı da etkiliyor bu. Her şeyi de etkiliyor ve o zaman da işte emlakçıya gelene kadar verilerin doğru olmadığı, verilerin net olmadığı bir pazarda işlem yapıyorsunuz. O pazarda emlakçı size hizmet sunmaya çalışıyor. Ben sorduğunuz soruyu tam tersine çevireyim. Türkiye'deki emlakçılar aslında, yani dürüstlük anlamında demiyorum ama iyi bir emlakçı ve dürüst bir emlakçı İngiltere'deki, Almanya'daki, Amerika'daki emlakçıdan çok daha fazla emlakçı. Çünkü İngiltere'de siz ev almak istediğinizde emlakçı size zaten bilgisayara girip 3 tıklamayla o mahalledeki bütün eşdeğer evlerin fiyatını çıkartıp ortalamasını alıp o bu kadar eder diyebiliyor. Tamam. Türkiye'de hiçbir veri doğru olmadığı için emlakçının gerçekten o mahallede o evin, yani Türkiye'de ben hep öyle söylüyorum, her satışın 5 tane fiyatı var en aşağı.
tapuda belirttiğiniz fiyat, bankaya yatan fiyat, borç alacağından korktuğun akrabaya söylediğin fiyat, hava atacağın komşuya söylediğin çok fiyat. Da, çok da kurumsal şirket var bu fiyatlamayı bulmak için başvurduğunuz. Onlar da doğru değil. 50 tane algoritma yani TÜİK'i şey saklıyor. Saklıyor. Tahmini rakamlar üzerinden yani bakıyorlar, diyorlar ki bu ay tapuda şu tapuda bu kadar işlem gerçekleşmiş, şu fiyatlardan bu fiyatı göstermişlerse muhtemelen o bu fiyattan satılmıştır. Bunun üzerinden rapor. Rapor tahmin üzerine, sen rapora bakarak tahmin üzerinden gelecek. Yani Türkiye'de emlakçıya gelene kadar çok daha yapısal ve aslında alıcının kendinden başlayan problemler var. Önce biz bir çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakmak istiyoruz? Hep her şeyi yalan beyanla yaptığımız müddetçe maalesef ülkede her yerinden çarpık olmaya devam ediyor. Şey, cevap verdim mi? Atlamış olayım bu mortgage konusunda. Mortgage konusunda şöyle. Ben gittim orada en azından 100 bin pound'a 50 bin pound'a orada bankadan alabilir miyim? İpotek şimdi vererek. Üzerinde konuştuğumuz konuyla bu da çok bağlantılı. Çünkü maalesef şöyle bir durum var. İngiltere'den birçok kişi mortgage da alamıyor. Aslında Türkiye yabancıya mortgage vermiyor değil ama alınamıyor. Neden? Çünkü siz Türkiye'de hiçbir gelirin, yani mesela şöyle söyleyeyim size, beyaz yakalı insanlarda hiç problem yok. Onlara biz İngiltere'de mortgage'ı sorunsuz alabiliyoruz. O beyaz yakalının çalıştığı firmanın patronuna umumiyetle alamıyoruz. Çünkü o asgari ücretle şirketinde çalışıyor gözüküyor. Kayıtlı geliri yok. Bütün ödemelerini kar payı yerine huzur hakkı şeklinde almış. Kira gelirleri genelde ancak mortgage alımında gelirimizin %30'una kadar en fazla kabul ediyor. O zaman şöyle mesela, bugün eğer senin her şey şeffafsa almanın hiçbir engel yok. Ama eğer senin gelirini beyan edemiyorsan kanyonlardan, o zaman olmuyor. Aynen. Ama bu gelir de bu arada çok fazla bir şey değil. Yani çünkü İngiltere'de siz mortgage'la bir ev aldığınızda yatırımlık ev, buy to let diye bakılıyor buna. Kiraya verilmek üzere yatırımlık alınan konut statüsünde ve o statüde bir mortgage alıyorsunuz. O statüde mortgage aldığınızda usulen ödeme zorluğu doğar, kiracı bulunamazsa mantığıyla sizin geliriniz sorguluyor. Evin fiyatından çok bağımsız oluyor. Yani sizin bugün 42 lira pound aşağı yukarı, takriben 25 bin pound yıllık gelir, yani 1.1-1.2 milyon TL yıllık geliriniz varsa, ki bugün iyi kötü beyaz yakalı herkesin böyle bir geliri var, size kredi alabiliriz İngiltere'de. Çünkü aslında bakılan şey sizin alacağınız mülkün kirasının o krediyi ödeyip ödemeyeceği. Dolayısıyla sizin geliriniz ancak bir ay, iki ay, iki kiracı arasında boş kalırsa, eğer ki kalmaz, ödeyebilecek imkanınız var mıya bakıyorlar. Yani esas şey, yani her şey açık olduktan sonra bir sorun yok. Öyle bir imkan doluyor. Maalesef. Son bir soru sorayım. Zamanımız çünkü doluyor. Başından geçen komik bir hikaye var. Son zamanlarda yaşadığın herhangi böyle, yani var mı aklına gelen, ya komik olmasa gerekmiyor aslında. İlginç de olabilir. Tabii, yani şöyle şeyler var. Şimdi İngiltere'de toprak sahipliği mülkle birlikte gelmiyor. Bu da Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir şey. Sen ev alıyorsun ama aslında ev senin değil. Sen evinde kiracısın. Hayır, sen dairende tapu sahibisin. İngiltere'de hiçbir toplu yaşam alanındaki konut, yani bir apartman katındaki daire toprağıyla satılmaz. Bu usulen böyle. Nasıl yani? Toprak sahibi değilsin. Sen bir daire sahibisin. Öyle mi? Evet. Çok aynen öyle. Ancak müstakil mülklerde bu. Yani o yıkılıp bir daha yapılırsa. Şimdi her şeyin sigortası için Türkiye'den baktığınız yerde, şimdi zamanımız dar olduğu için çok detayına girmek istemiyorum ama bizim YouTube'da bununla ilgili bu işin uzmanı İngiliz bir avukatla programımız var. 8-40 dakikalık. Türkçe altyazılıdır. Bunu orada uzun uzun anlatıyoruz. Türkiye'den baktığınız yerde ben ne desem ikna olma şansınız yok. İngiltere'deki yaşayış şekli ve İngiltere'deki ya anlamak lazım. Anlamak lazım. Ama her binanın sigortası var. Yani oradaki var olan altyapı olsaydı bugün Türkiye'deki yaşanan kentsel dönüşüm problemlerinin hiçbiri yaşanmazdı. Çok bu mevzuyu yanlış bilen Türkiye'deki insanlar genelde şunu diyorlar. Bana leasehold, yani topraksız bir şey satma. Bir, böyle bir şey yok dediğim gibi. İkincisi, aslında o işin o tarafını bırak, diğer taraflarına baktığınızda, dediğim gibi Türkiye'de kentsel dönüşüm problemlerinin hiçbiri yaşanmazdı. Çünkü bu şekilde olması aynı zamanda toprak sahibinin size bir hizmetkar durumunda olmasını temin ediyor. Biz şu anda burada Bodrum'da Tayyip Era Bodrum'da restoranındayız. Burada düşüp ayağımız kırılsa onlar bize karşı sorumlular. Doğru. Aynı şekilde toprak sahipleri de binaya karşı sorumlular. Verdiğiniz aidatlar toprak sahibinin tesis ettiği
ettirttiği apartman yönetim firmalarına gidiyor ve o paralarla bu binalar yönetiliyor. Yarın öbür gün apartmanda herhangi bir şey olduğunda diş doktoru, otogalerici, eczacı, Türkçe öğretmeni bir araya gelip ya bu binadaki problemi nasıl çözeceğiz diye anlamadığımız bir konuda ihaleye çıkıp teklifleri değerlendirip birisine görev vermek gibi bir durumda kalmıyoruz. İşin uzmanı olan firma direkt olaya gidiyor. Toprağın sahibi kim? Toprağın sahibi o da çok şey böyle kraliçenin burası değil. Yani böyle bir şey de değil. Toprak sahibi yani Türkiye'de de sen de toprak sahibisin. Orada da sen toprak sahibi olabilirsin. Sen toprağını... O ayrı ama toprak başka, apartman başka. Aynen öyle. Aynen toprak öyle. Sahibi olmak farklı bir şey. Farklı bir şey. Bir apartman dersi farklı olmak, bir villa sahibi olmak farklı bir şey. Aynen öyle. Ama villa ve apartman olduğu zaman toprağın sahibi olmuyorsun. Villa sahibi olursan müstakil mülk olduğu için toprağın sahibi oluyorsun. Sadece apartmanda olmuyorsun. Apartman, toplu yaşam alanlarında olamıyorsun. Ama bu şu demek değil yani sen kiracısın sonra evinden atılacaksın. Yeni bir konut satıldığında minimum 250 yılla geliyor bu. Detaya girmeyeceğim. 250 yıl sonunda ev sahipsiz kalmıyorsun. Öyle bir şey de yok. Evet. Bununla ilgili daha çok bilgi almak isteyenler... Bunu ben koyacağım. Alt yazı olarak bütün bunları alacağım. Videonun altına koyacağım ki oradan baksın araya. Linkleri verebilirsin belki. Burak çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi çok cıvıl cıvıl bir ortamda yaptık. Herhalde duymadığınız ses kalmadı. Bebek sesleri, kuş sesleri, müzik sesleri. Ama yine çok keyifli sohbet. Çok teşekkür ederim. Ne demek, çok teşekkür ederim. Burak'la Londra'da bir yatırım yapmak isterseniz veya İngiltere'de diyelim. Kendisinin de e-mail adresini ve web adresini koyacağız. Evet, Taner Özdeş Akademi YouTube süreçlerinin bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. İyi günler.